Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli misafirler, saygıdeğer Digorlar, saygıdeğer Bacalı hemşehrilerimiz, dostlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Digorlar, Bacalılar deyince alkış biraz az çıktı. Sevgili ablalarımız, değerli bacılarımız, sevgili öğrenciler, değerli geleceklerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun, epeycedir bekliyorsunuz. Ne yazık ki bu tip programlarda haklı olarak emek koyuyor. İl Milli Eğitim Müdürü konuşsun. Sezgin Bey'i saymıyorum. Keşke hayırseverler çok sık çıksalar da saatlerce konuşsalar. Onların konuşmalarını dinlemeye hazırız. Çünkü konuşmayı hak ediyorlar. İnşallah devamında da konuşmayı hak edecek çok şey yapacaklar. Değerli vekilimle elbette ki ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin problemlerini çözelim diyoruz, koşturuyoruz. Onun da söylemesi gereken sözler vardı. O biraz olayı başka bir boyuta götürdü. Çok da güzel bir şiir kaleme almış. Sağ olsun, ağzına sağlık. Bir de okudu, bizlerle paylaştı. Tabii ki valim, mülki idare amiri olarak sağ olsunlar, koşturuyorlar. Her şeyinize, her işinize, her işimize yetişmeye çalışıyorlar. Hasbelkader Kars'tan bir de bakan çıkarsa ona da söz düşüyor. Bugün bize de söz düştü. Allah sizden razı olsun. Bize katlanacaksınız. Elbette ki biz sizin hizmetinizde olarak ihtiyaçları görmek adına ülke genelinde çok şeyler yaptık. Özellikle hep öğretmen konusu konuşulur. Ne mutlu ki bu köyde de bir müdürümüz, bir müdür yardımcımız, iki tane de, 10 tane de değerli öğretmenimiz var. Yardımcı personeli saymıyorum. Ancak ülke genelinde 544 bin öğretmen varken 550 bin öğretmen almışız son 13 yılda. Hep alınmaz denir ama. Ve bugün 930 bin eğitim neferi öğretmenimiz, eli öpülesi öğretmenimiz var. Özellikle Öğretmenler Günü de yaklaşıyor. Bu vesileyle ben Öğretmenler Günü'nü de hepsini kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar değerli öğretmenlerimiz. Bacalı'da dahil ülkenin her yerinde en ücra noktasında geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştiriyorlar. Ve yine çok önemsediğimiz, özellikle ülkemizin her yerine bilgi teknolojileri sınıfı yapılması ile ilgili bakanlık olarak yıllardır katkı veriyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu konuda da geniş bant internetin bütün okullara götürülmesi adına çalışmalarımız hep devam etti, hep devam edecek. Bununla yetinmedik. Herkesin bildiği Fatih projesi kapsamında özellikle etkileşimli tahta başta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı konusunda ve tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 200 bin özellikle tablet, etkileşimli tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık. Ki bu çalışma devam edecek. Dün de yine Sayın Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakanlar, bendeniz de dahil olmak üzere İstanbul'da bu konuyla ilgili çok uzun soluklu bir toplantı yaptık ki Fatih projesi eğitim camiamıza, öğrencilerimize, geleceğimize daha iyi hizmet edebilir, daha fazla destek verebilir olsun. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii Kars'ta da 2200 akıllı tahta, 550 çok fonksiyonlu yazıcı dağıtmış durumdayız. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Hakeza özellikle ülkemizdeki derslik sayısını 250 binden 585 bine çıkardık. İki katından daha fazla artırdık. Ağırlıkla kamu kaynağı olmak üzere elbette ki hayırseverlerin de desteği var. Onlarla birlikte 2 mislinden fazla derslik sayısını artırdık. Gelelim Kars'a. Kars'ta da 2059 olan derslik sayısını yaklaşık 350 milyon eski parayla 350 trilyon harcayarak 3426'ya çıkardık. Bugünkü
Sezgin Baran Korkmaz'ın ilave ettiği derslik dahil değil. Onu da inşallah dahil ettiğinde sayı artmış olacak. Yine hakeza pansiyon sayısı da Kars'ta 12 iken biz 4 misline çıkardık. 49 pansiyon var. İnşallah bunu daha da artıracağız. Tabii Digor'dayız. Digor ve Dağpınar başta olmak üzere özellikle biz bu bölgedeki okul ihtiyacını, pansiyon ihtiyacını, kapalı spor salonu ihtiyacını gidermek adına da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçmişte yine bakanlığımıza bağlı Türk Telekom marifetiyle yatılmış olan yatılı bölge okulu dışında da şimdi Digor Gençlik ve Kültür Merkezi'ni yapıyoruz. Dağpınar kapalı spor salonunu yapıyoruz. Dağpınar'da 24 derslikli okulu yapıyoruz. Yine Digor'da da 24 derslikli okulu ve 200 kişilik pansiyonu birlikte yapıyoruz. Sadece Digor ve Dağpınar'da yapılan okulların bedeli 22,5 milyon lira. Eski parayla 22,5 trilyon. Çok para mı? Eskiyle kıyaslarsanız çok para. Ancak insanımızın hak ettiğiyle kıyaslarsanız elbette ki çok para değil. Daha fazlasını harcamak, geleceğimizi daha sağlıklı kurmak zorundayız. Ev alabiliriz, araba alabiliriz, arsa alabiliriz, tarla alabiliriz ama bu çocuğumuzun geleceğini kurtarmaz. Çocuğumuzun geleceğini kurtaracak olan eğitime yaptığımız masraftır. Onları en üst düzeyde eğitim ve öğrenimle donatmamızdır. Donatmalıyız ki özellikle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençler geleceğimizi bugünden daha iyi kurusunlar. Bugünden daha iyi onlar da yeni nesillere, geleceklere teslim etsinler. Sizi soğukta bekletmemek adına birkaç şey özellikle Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili söyleyeyim. Tabii çok teşekkür ederiz. Ne mutlu ki bizden de özellikle başka yerde doymaya da gitse doğduğu yeri unutmayan hemşehrilerimiz var. Ne mutlu bize ki şu düsturla yola çıkıyor. Evet ben geliyorum memleketime, yatırım yapıyorum, okul yapıyorum, yurt yapıyorum, kreş yapıyorum. Memleket insanına hizmet ediyorum. Bir veriyorum ancak kazancım bereketleniyor, bin oluyor diyen zihniyette, düşüncede Sezgin Baran Korkmaz ve nice Sezgin Baran Korkmazlar var. Allah onlardan razı olsun. Rabbim elbette ki hayırlarını kabul eylesin. Bu konuda özellikle müteşekkiriz. Anneye gelince anneyi uzakta oturttunuz. Ellerinden öpemedik. Elbette ki bütün annelerin eli öpülesi. Bütün anneler el öpmeyi, ellerini öpmemizi hak ediyorlar. Ancak size müteşekkiriz ki köyden çıkan bir çocuğu kente götürmüşsünüz, büyütmüşsünüz. Büyütüyorum zannederken aslında küçültmüşsünüz. Kul odur ki büyüdükçe küçülebilsin. Sezgin Baran Korkmaz aslında o anlamda imkanlar anlamında büyümüş olabilir ama insan olarak, fıtrat olarak küçülmüş, geriye dönmüş, doğduğu günlere dönmüş ve doğduğu günleri unutmadan size, çocuklarınıza, ülkemizin geleceğine hizmet ediyor. Rabbim kazancını bereketlendirsin inşallah. Vali Bey'in yanında oturuyordum. Dedi ki Sezgin Bey kısa konuşacağım. Dedim ki keşke uzun konuşsa. Çünkü o uzun konuştukça biz yeni faturalar yüklüyoruz kendisine. Hatta Deniz'i çağırdım. Dedim ki Deniz babanın yakasına yapışacağız. Deniz öyle bir önce irkildi. Ya babamın yakasına niye yapışıyor? Dedim ki merak etme daha çok hayır yapsın diye yapışacağız. O yüzden inşallah onun yakası güçlü olsun. Biz de her zaman yapışalım. Çünkü amaç belli. Amaç insanımıza hizmet etmek. Dolayısıyla anneciğim sen başta olmak üzere bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bize gelince de biz gerçekten çocukları, gençleri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Ben de hasbelkader sizin gibi bu yörede, bu köylerin okullarında okumuş ve Rabbimin de yardımıyla bir yerlere geldik ama bir yerlere gelmemizi kendimizden bilmedik. Hep ecdattan bildik, atadan bildik, anadan bildik, bizi büyüten topraktan bildik. Dolayısıyla döndük, toprağa hizmet etmeye çalışıyoruz.
hizmet ederken sizin duanız, sizin desteğiniz bizim için önemli. Lütfen duanızı da desteğinizi de eksik etmeyiniz ki bu çocuğunuz, bu kardeşiniz, bu amcanız gençler açısından, hatta bazıları için bu dedeniz memlekete daha fazla hizmet edebilsin. Çünkü aldığımız sorumluluk büyük. Biz bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek adına gerçekten gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bugün sabah 9'da temel atma yaptık. Sabahın 9'unda pazar günü birine telefon açsan der ki ya beni bu saatte niye uyandırıyorsun? Ama Allah razı olsun, bütün Karslı dostlarımız, hemşehrilerimiz, bürokratlarımız oradaydı. Biz de ta sabah Ankara'dan çıkıp geldik ve 9'da temel attık. Söylemek istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj şuydu. Erken kalkan yol alır. Bizim almamız gereken çok yol var. Bu yolu almak için de gerçekten gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. İşte yaptığımız da budur. Yaptığımız sizin bize olan desteğinizi, sizin güveninizi boşa çıkarmadan Kars'ta olduğu gibi 81 ilde de hizmet etmek, ülkemizi geleceğe taşımak, ülkemizi büyütmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Çünkü bu sadece sizlere hizmet etmek adına aldığımız bir sorumluluk değil, coğrafyamızın üzerimize yüklediği bir sorumluluk var. Biz bugüne kadar 1000 yıldır hep ana kucağı olmuşuz, hep baba ocağı olmuşuz. Ne zaman ki birileri yüzünü bize çevirmiş, bizden medet ummuş, onlara yardımcı olmuşuz. Dolayısıyla ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak dünyadaki mazlumlara, mağdurlara daha fazla umut, daha fazla yardımcı olabilmemiz için de çalışmamız gerekiyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Sözü çok uzattım. Rüzgar esmeye başladı. İnşallah bundan sonra eğitim rüzgarı daha güçlü essin. Biz eğitim rüzgarının daha güçlü esebilmesi adına neferler olarak üzerimize düşeni yapalım. Tabii kamu tarafı olarak biz, özel sektör olarak da Sezgin Baran Korkmazlar diyelim. İnşallah bu okulumuz, eğitim yuvamız, çocuklarımıza, sizlere hayırlı uğurlu olur diyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Hocam biraz daha telefonu indirebilir misin? En öndeki. Telefonu uzatma abi.